Ahmet Sporumuzun YouTube kanalına hoş geldiniz. Abilerimizin taraftarlardan gelen soruları ben soracağım. Siz de cevaplayacaksınız. İlk soruyla başlıyorum. Dünya çapından en çok beğendiğiniz futbolcu. Bu soru her ikinize de sorulmuş. Cevaplarınız nelerdir abi? Yani ben önce cevap vereyim. Messi yani. Lionel Messi. Ömer abimiz Messi dedi. Mansur abi. Ben de farklı bir şey söyleyeyim o zaman. Ronaldo farklı bir isim. Ronaldo. Eski Ronaldo. Mansur abimiz de eski Ronaldo dedi. İkinci soruyla başlıyorum. Takım olarak bu yılki hedefiniz nedir? Bu yılki hedefimiz yani hepimizin bildiği gibi şampiyonluk. İnşallah bunu da başarabilecek bir ekibe sahibiz. Takım olarak, taraftarıyla, yönetimiyle. Şehir olarak şampiyonluğu hak eden bir hedefimiz var yani. Şampiyon olacağız inşallah. Evet, Ömer abimizin cevabı. Mansur abi. Öncelikle geçen seneki travmayı yaşamamak adına bu yıl çok iyi çalıştık. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Bunu da inşallah taşlandırırız. Üçüncü soru. Ömer Elaldı'dan memnun musunuz? Doğru söyleyin. Ömer abi. Ömer abiden memnunuz. Geldiğim günden beri bize her konuda yardımcı oldu. Buradan da ona teşekkür ediyorum. Mansur abi. Ya kendisi kulübe çok büyük destekler veriyor. Bu yüzden hem kendi kişiliği hem karakteri çok iyi bir insan. Kendisinden memnunuz tabii ki. Tamam. Ömer abimize buradan selamlar. Şimdi dördüncü soru. Ömer Bozan'a sorulmuş bu soru. Ömer Bozan'ın şehir hakkındaki ilk izlenimleri nelerdir? Yani şehre ilk geldiğimde bu kadarını beklemiyordum gerçekten. Memnunum yani şehirden. Çok güzel bir şehir. Herkesin gelip görmesi gereken bir şehir. Memnunum yani şehirden. Tamam ya, en çok neyi gördün bu kadar beğendin abi? İyi, her şey güzel yani. Ne ararsan var şehirde. Tamam abi. Beşinci soru. Ömer abi Adana kebabı mı Diyarbakır ciğeri mi diye sormuşlar. İkisi farklı bence ya. Kebap da, Adana'nın kebabı da güzel. Buranın ciğeri de güzel. Geçenlerde yemiştik. Ciğer de güzel. Yani ikisini de yerim ya severek. Tamam abi. Teşekkürler. Ömer abi bir taraftarımızdan yine sana soru gelmiş. Ömer Bozan'ın bu seneki gol ve asist hedefi nedir? Bize söyle abi. İnşallah hani 10 gol atmayı, 10 gol ya da üstü. Asist olarak da yine tekrardan 10 asist olarak düşüncelerim yani. Tamam abi, teşekkürler. Taraftarımızdan yine güzel bir soru. Isparta maçında atılan golden sonra tribünleri alkışlama fikri kimden çıktı? Tribünleri alkışlama fikri tabii bu daha önce yaşanan bir şeydi. İstanbul'da Eyüp Spor maçına gitmiştik. Orada da taraftarlarımız alınmamıştı. Orada da hep beraber takımda birlik olduk. Gol attığımızda taraftarımıza gideceğiz. Sağ tribünde olmayan taraftarlarımıza. Bu maçta da aynı fikirdeydik. Gol attığımızda taraftarlarımıza gidecektik. Bunu da yaptık. Onları inşallah en kısa zamanda tekrar deplasman tribününde görürüz. Teşekkürler abi. Evet, çok güzel bir soruyla yine başkandan memnun musunuz? Her ikinize de sorulmuş abi soru. Memnunuz tabii ki. Geldiğimiz günden beri ne sözler verildiyse, ne denildiyse hepsini harfiyen yerine getirdiler. Teşekkür ederiz başkanımızdan. Mansur abi, sen yani, çok farklı yani son yıllarda bence en iyi başkanlık dönemini geçiriyor sayın başkanımız. Bize de her konuda yardımcı oluyor, bir abi gibi. Ona teşekkür ediyoruz. Teşekkürler abi. Sen memnun musun peki başkanım? Abi, efendim. Abi benim ilk senem burada. Evet. Gördüğüm ilk başkan. Memnunum tabii. Bu soru ikinize sorulmuş. Ahmet Hoca'nın antrenmanları nasıl geçiyor, zorlanıyor musunuz diye. Yani burada siz olduğunuz için size sorulmuş. Yani sezon başı bayağı bir zorluk çektik çünkü sezon başı antrenmanları bayağı bir ağırdı. Şu an antrenman tempoları düştü yani kampa göre hani normalde olması gereken şey. Hani şu an düştü. Normal yani şu an. Normal gayet iyi gidiyor. Sezon başı ama bayağı bir zorlandık. Abi şu an siz burada hani takımda en yaşlı görülen adamlarsınız taraftarlara göre. Evet. Mansur abi de kampta. Siz de kampta hem zorlu hem heyecanlı süreç geçirdik. Peki yani
Size göre nasıl geçti? Sordun ama nasıl, hani çok mu zorlandın yoksa? Normal her sezon geçirdiğim gibi bir kamp geçirdim yani. Zorlandım mı? Evet zorlandım ama yaptık mı hepsini? Mansur da ben de antrenman kaçırmadık. Yaptık yani hepsini. Peki Mansur abi sen? Yani Ömer'in dediği gibi sezon başı çok iyi bir kamp geçirdik. Hatta bayağı zorluydu yani. İyi çalıştık. Antrenmanlar iyiydi. Şimdi dozajı düştü biraz. O da normal olarak maç temposuna girdiğimiz için. Güzeldi genel olarak. Tamam abi, teşekkür ederim. Abi şu suları kaldırsak mı ya? Kamera açısını bozun. Yok, bunlardan para kazanıyoruz. Bunlar kalsın. Hatta içelim. Tamam, hadi içelim abi. O zaman. Tamam abi. Sen içmeyeceğim zaten. Yok abi ya, ben susam abi. Bir taraftarımızdan Mansur abiye güzel bir soru. Mansur Çalar'ın Ahmet Spor'da en unutamadığı maç. En unutamadığım maç tabii ki Bursa Spor maçı. Orası bir kale olarak görünüyordu. Tabii burası da bir kale. Bize o kaleyi yıkmamızı istediler. Biz de gittik yıktık o kaleyi. Güzel bir sonuçla plakayı yazdırıp geri döndük. En unutamadığım maç Bursa Spor maçı. Teşekkürler abi. Evet Mansur abi, bu çok güzel bir soru. Mansur abi niye bu kadar sinirli? Niye bu kadar sinirli? Ben aslında sinirden öte yani çok aşırı sahiplendiğim için kulübü, hırsımdan kaynaklı, kazanma hırsımdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu da sinir olarak görünüyor. Aslında öyle de motive oluyorum. Çok da sinirli değilim aslında. Sadece sahiplenme duygusuyla hareket ettiğim şeyler oluyor sadece, o kadar. Teşekkürler abi. Evet. Abi taraftarımızdan her ikinize de sorulmuş bir soru. Futbol kariyerinizde yaşadığınız en tuhaf olay nedir? Komik olsun, ilginç olsun. Öyle tuhaflık falan yaşamadım ya ben. Hiç mi yaşamadın abi? Yok. 18 yıl futbol kariyerim. Var mı bir yıllık kariyerimde? Abi bu soru sana sorulmuş bana değil. Ben yok diyorum ama. Peki Mansur abi? Mansur abi sen yaşamışsındır ya. Bu soru sorulduğu için pek aklıma gelmiyor ama illaki vardır. Ama şu an aklıma gelmiyor. Anladım abi. Senin var mı senin? Yok abi, benim yok. Bu soru taraftarımızdan yine size sorulmuş. Başkanım memnunuz, senden söyledik. Geldi mi soru? Geldi. Ne başkan da var. Oğlum biraz benden bahset. Hep hoca. Tamam başkanım, sonunda söyleyeceğim. Ömer abi biraz kötüledi başkanımızı. İzleyecek oğlum illaki. Değil mi başkanım? Bu soru ikinize sorulmuş abi. Ömer Bozan ve Mansur Çalar'ın kariyerlerinde attığı en güzel ve anlamlı gol. Benim Hatay'da oynarken Göztepe'ye attığım gol. Orada playoff yarı finalindeydik. O golü attıktan sonra finale kaldık. O benim için anlamlıydı. Peki Mansur abi? Benim attığım en unutulmaz golü Hacettepe'ye atmıştım. O maçta 1-0 bitmişti. En güzel golüm oydu. Abi peki attın ama hani neye dayanarak? Ne için o kadar sevindin, mutlu oldun? Şampiyonluk mutlu var mıydı? Şampiyonluk yoktu ama şampiyonluk kadar önemli bir andı benim için. Eşim çünkü 4 yıl sonra bir gebelik yaşamıştı. O bizim için çok güzel bir duyguydu. O golü de kendisine armağan etmişti. Anladım abi, teşekkürler. Yavaş yavaş son sorulara geliyoruz. Bu işi çözdün ha. Abi bu soru herkese sorulmuş takımda ama siz yanımda olduğunuz için bunları size sormak zorundayım. Taraftarlar şampiyonluğu çok istiyor ve inanıyor. Siz de inanıyor musunuz takım olarak? Tabii ki inanıyoruz. Bunu ilk geldiğim günden beridir. Hani inanarak geldim zaten. Buraya tekrardan gelmem, buraya gelmemin sebebi de şampiyonluk yaşamak için geldim. İnşallah sezon sonunda bu şampiyonluğu kazanacak olan bizler oluruz. İnşallah. Mansur abi sen de uzun süreçten beri buradasın. Takımda belki en çok isteyenlerden birisisin. Sen bu soru hakkında ne düşünüyorsun? Ben bu soru hakkında yani artık Ahmet Spor'un bir üst ligde olması gerektiğini düşünüyorum. Yıllardır bu özlemi bütün şehir olarak yaşıyoruz.
bütün taraftarlar olarak da geçiyoruz. Taraftar nasıl inanıyorsa biz de öyle inanıyoruz. Daha önce de söyledim. Biz bu şampiyonluğu çok istiyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Özellikle taraftarlarımızın geçen seneki gibi tribünleri doldurmasını istiyoruz. Büyük bir destekle inşallah bu sene de şampiyon olacağız yani. İnşallah abi. Mansur abinin size demek istediği geçen seneki tribünleri bu sene yine boşaltmamak, hani desteklemek. İnşallah taraftarlar hep yanımızda olur. Bunu ikinize sormuşlar yine abi taraftarlar. Karşılaşmayı en çok sevdiğiniz takım hangisi? Böyle takım ayırt etmiyorum ya. Böyle şeyim yok yani. Mansur abi. Yani bizim ligde mi yoksa... Yani şansınızın tuttuğu, gol attığınız, bana iyi geliyor dediğiniz. Benim öyle Tarsus ya. Ben genelde Tarsus'a golüm var yani. Her sezon eğer denk geldiyse atmışımdır yani Tarsus'a. İnşallah onlara da sene yine aynı tarife uygularım. Mansur abi. Benim yok öyle. Yok. Evet abi, sen yaklaşık 3 aydan beri buradasın. Mansur abi sen uzun süreçten, 8 seneye yakın. 16 yıl mı? Maşallah. Takımın en cimrisi kim abi? En cimrisi... Buna Mansur cevap versin. Çünkü ben 5-6 kişiden çıktım öyle dışarıya. Hani öyle tam çözemedim yani. O Mansur tabii ki daha iyi. Tahmin. En cimrisi demeyelim de tutumlu diyelim biz de o. Doğrusu onu. Hayır abi, burada en cimrisi denilmiş. En cimrisi olsun. En cimrisi... Parayı seven diyelim. Kerem diyelim bence. Kerem Çağatay. Kerem ölüm bizde hesap ediyor ya. Vallahi bizden çıkınca hesap ediyor ya. Anladım abi. Teşekkürler. Son 5 sorumuz abi. Mansur abi taraftarımızdan sana güzel bir soru sormuşlar. Mansur Çalar futbolu bıraktığında ileriki süreçte teknik direktörlük düşünüyor mu? İlk başta hangi takımı da teknik yaparsa hangi takımı? Tabii ki ilk hedefim Amespor'da teknik direktör olmak. Burada eğitimimi almak. Ondan sonra inşallah burada profesyonel takımda Amespor'da teknik direktörlük başlangıcı yapalım. Yani düşünüyorsun abi. Evet, düşünüyorum. Anladım abi. Az önce de bu soruyu sormuşlardı. Siz cevapladınız. Yine sorayım. Kamp dönemi nasıl geçti? Kendinizi şu an nasıl hissediyorsunuz? Kamp dönemi iyi geçti. Şu an içinde hani kendimizi iyi hissediyoruz. Tabii ki hani maç performansı farklı bir şey. Oynadıkça daha da ritim olarak, tempo olarak daha üstüne koyarsın. Hani tabii ki ilerleyen haftalarda takımın form grafiği de yükselecektir. Maç oynadıkça bunlar oluyor, olan şeyler. Mansur abi. Tabii güçlü hissediyoruz şu an kendimizi kamptan döndüğümüz için. Bunu da inşallah sahaya yansıtacağız. İnşallah abi. Ömer abi taraftarımızdan güzel bir soru sana. Ömer Bozan'a göre gelmiş geçmiş en iyi 10 numara kim? Messi. Abi sen de 10 numarası. Sen niye kendini söylemiyorsun? Ben daha geçmedim. 10 numarası sonuçta abi. Ya Seko, şimdi Messi varken beni mi tartışacaksın? Abi olsun ya. Sen kaç numarası? Abi tabi... 7 numara mı? Aynen. Peki sen mi Ronaldo mu? Tartışılır mı? Hayır abi. Bizimki de öyle bir şey işte. Anladım abi. Ömer abi taraftarımızdan sana soru sormuşlar. Ömer Bozan maça nasıl hazırlanıyor ve nasıl motive oluyor? Maça gitmeden önce otobüste kızımla konuşuyorum. Onun bana her zaman bir ettiği dua var. Onu okuyor. Ondan sonra ondan öyle kapatıp maça artık odaklanıyoruz yani. Abi bu içeriki sahada maç yapsak ben her gün ciğere neyse şimdi bak. Son bir soru abicim. Bunu Ömer abimize yine sormuşlar. Ömer Bozan'ın Amespor taraftarı hakkında düşüncesi nedir? Geçen sene playoff maçlarını izlerken bayağı bir etkilenmiştim. Tarsus maçını izledim. Dışarıda kalan seyircileri gördüm. Yani zaten stat full doluydu. Hani heyecanlanmıştım. Ben bile o an oynamak istedim gerçekten. Ve daha öncesinde de ben Sakarya'dayken bizim taraftarlar stadı doldurmuştu. Daha sonra Ahmetliler işte burası maça çıkmadan onların da bir içeride bir maç vardı ya. Kerem'in gol attığı maç hatta. Erzincan. O maç da doluydu. Yani bayağı bir rekabet içerisine de girmişlerdi. Bayağı bir etkilenmiştim ben o maçta da. Hani zaten taraftardan beklentimiz inşallah biz iyi gidince ya da biz iyi gittiğimiz sürece inşallah stadı tekrardan bu şekilde doldurmalarını istiyoruz. Bize desteklerini esirgemesinler. Sorular için de teşekkür ediyoruz taraftarlarımıza. Gerçekten güzel sorulardı. Serkan'a rağmen güzel sorulardı. Teşekkür ediyoruz. Son soru. Mansur abi ben nasıl futbolcu olurum diye sormuşlar.
Bu soru da bana denk geldi. Nasıl futbolcu olurum? Evet abi. Yeteneğin varsa futbolcu olursun. Abi seni çok çalışarak. Senin izlenimlere göre sahada da görüyorsun. Dışarıda da görüyorsun. Peki o ışığı veya o şeyi görüyor musun bizde? Ben de gençlerde. Gençlerde o ışığı görüyorum açıkçası. Ama daha çok çalışmanız lazım. Eksiklerimiz çok. Formayı almak için çok mücadele etmeniz gerekiyor bence. Bunun için de çalışmak gerekiyor. Teşekkürler abi. Ömer abi, taraftarlarımızdan gelen soruları ben sordum, siz yanıtladınız. Şimdi taraftarımıza ne demek istiyorsunuz? Kanalımıza abone olsunlar ve pazar günkü maçımıza tüm şehri bekliyoruz. Bize desteklerini esirgemesinler, gelsinler maça hepsi. Bekliyoruz. Mansur abi. Ömer'in dediği gibi kanala abone olmayı unutmasınlar. Bu hafta çok büyük desteğe ihtiyacımız var. Stadı tekrar doldurmalarını istiyoruz. Evet, değerli taraftarlarımız, bu hafta pazar günü bütün taraftarlarımızı statta yerine almalarını bekliyoruz. Ahmet Spor'un YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız. Hepinize teşekkürler.